وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها الإخوة الكرام، نقف اليوم مع عم رسول الله سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كان في بدر واحد يهد المشركين في سيوفه هدا كانت قريش تحسب له الف حساب في يوم من الايام كعاده النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد في مكه ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فاذا ابو جهل ينظر اليه من بعيد ويقترب اليه ويقترب 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 حتى بقي مسافه فشتمه شتما وسبه وسبه سبا قبيحا ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه راته جاريه لعبد الله بن جدعان وتلك اليوم كان حمزة راجع من الصيد فأخبرته فغضب حمزة وانطلق إلى أبا جهل وأبا جهل كان حول الكعبة بين المشركين فقرب منه وضربه بقوسه وقال له أتسب ابن أخي وأنا على دينه وكان هو ليس مسلما يا ابا جهل اتسب ابن اخي وانا على ديني؟ فقام رجال من المشركين ارادوا ان يضربوا حمزه وقام رجال من المؤمنين مع حمزه وكاد يكون بينهم قتال عنيف فقال ابو جهل اتركوه اتركوه اني سببت ابن اخيه اتركوه وذهب حمزه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. طرق الباب ودخل وقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الله اكبر. الله اكبر. اراد الله ان يعز هذا الدين بحمزه. اراد الله ان يعز هذا الدين بحمزه. وبعده بعمر. radiyallahu anhu ve arda. Kardeşlerim, bugün sizlerle Hazreti Hamza'dan bahsedeceğiz. Şehitlerin efendisi olan Hamza radıyallahu anhu ve arda. Kureyş türlü türlü onun için hesap yapardı. Aman Hamza'yı darıltmayalım. Aman Hamza'yı öfkeletmeyelim. Çünkü öfkelendiği zaman karşında duracak hiçbir adam yoktur. Kânet tehsibu lehu elfe Bin bir çeşit hesap yapıyordu Kureyş. Ve Bedir'de ve Uhud'da müşrikleri bertaraf ediyordu kılıçlarıyla. Kelle kol. Kimi önüne geldiyse öldürüyordu Hamza'yı otu yaralıyordu. Günün birinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeti gereği Mekke'de tevhidi anlatıyor. Ey insanlar, kulu la ilahe illallah Ey insanlar Ey Mekke ehli Ey putlara taparlar! Ey Rabbiniz olan lat menat uzze olan, olan iman et inananlar Ey müşrikler Tek Allah'a dönün Tek Allah'a dönün Ubudullahama lekum min ilahin gayri diyordu. Ondan başka Rabbiniz, yaradanınız, halıkınız yoktur. Ona kulluk edin. Çünkü yaratan odur. Yaşatan odur. Rızık veren odur, halk eden odur, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan odur. Ona kulluk edin. Ey Kureyş diyordu. Zaten onlar diyordu ki ya Muhammed biz bir diyorduk bunlar taştır fayda etmez ama bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlardı. Ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam onlara tevhid davetini yapınca Abu Cehil uzaktan Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a gözlüyor ve ona doğru yaklaşıyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. yaklaşıyor ve yanına varınca ona öyle hakaret savurdu ki ağza alınmayacak sözler söyledi. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hiç cevap vermedi. Hiç cevap vermedi. Bu hadiseye gören Abdurrahman, Abdullah bin Ced'an'ın cariyesi. Orada bu manzarayı gördü. Ve bütün insanlar gördü. Bir o kadın da gördü. Ve o gün Hazreti Hamza radıyallahu an Allah'ın aslanı olan Neyden dönüyordu? Avdan dönüyordu avdan. Söyledi kendisine. Hazreti Hamza bir kızdı, bir öfkelendi. Doğru Ebu Cehil'e doğru gitti. Ebu Cehil Kabe'nin yanındaydı. Dedi ki ey Ebu Cehil Muhammed'ime sen nasıl böyle hakaret edersin? Ben onun dine tabi olduğumu bilmez misin ey Ebu Cehil? Ve onu o ok okla onu yani o ok gidişiyle kafasına bir geçirdi yaradı. Ama halbuki daha Hamza Müslüman değildi. Ama yani milliyetçilik duygusu kabardı. Nasıl olur da yiyemesen hakaret edersin? Ey Abu Cehil diyordu. Fekamu ricalun en yuridu en Hamza müşriklerden bazıları kalktılar Hamza'ya saldırdılar. Müslümanlar da kalktılar. Abu Cehil dedi ki durun durun Bırakınız. Bırakınız. Zira ben onun yeğenini şiddetli bir şekilde hakaret ettim. Bırakın gitsin. Ve Hamza radıyallahu anhu çekti gitti. Nereye gitti? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru gitti. Kapıyı çaldı. Baktı beyli Hamza. Açtı kapıyı. Oturdu Allah Resulü'nün huzurunda ve dedi ki أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الله أكبر الله أكبر الله تبارك وتعالى بوديني حمزة وعمر أليل يكسلت أرضا دلس رب تبارك وتعالى مشرين أليل بلا ديني يكسلت طبك أبو طالب تيبطوغي بي أبو طالب مشركتي. أي أبو جهل Muhammed'ime dokunamazsın diyordu. Ben sah iken. 10 sene boyunca Abu Cehil, Abu Talip Muhammed'imi korumuştur. Ama buna rağmen cennete giremiyor Abu Talip. Neden acaba? Çünkü la ilahe illallah kelimesini söylemediği için. Söylemediği için. Ya ammi ne olur ya ammi la ilahe illallah kelimesini söyle. Ey amcacığım bir kere Allah'tan başka hak ilah olmadığını kabul et ey amca. Dedi ki Laula an nisa kadınlar benim hakkında ileri, ileri geliri konuşmayacak konuşmayacağını bilseydim söylerdim ya oğlum diyordu. Çünkü Abu Abu Talip Kureyş'in en önde gelen kişilerdendir. Yani milliyetçilik duygusu kabardı Abu Talib'in ama söylemedi. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı 10 sene boyunca korumuştur ama cennete giremiyor Abu Talib. Neden? Çünkü la ilahe illallah kelimesini söylemediği için, kabul etmediği için. Ama Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın hak bir peygamber, bir resul olduğunu biliyor Abu Talib ama cennete giremiyor. Kibrinden dolayı. Aynı şekilde Abu Talib'in eliyle koruduğu gibi resulünü Hamza'nın eliyle yine birçok yerde korumuştur. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان حمزة رضي الله عنه معهم أول معركة دخلوا في معركة بدر وصارت مبارزة ثلاثة من المشركين وثلاثة من المؤمنين ثلاثة بثلاثة حمزة وعلي وعبيدة ابن حارث ابن حارث وثلاثة من المشركين وقابل حمزة شيبة بن عتبة من كفار كبار قريش فإذا حمزة ضرب أو ضربتين طعنه وضربه أرضا طرحه أرضا وبدت المعركة وحمزة دخل بصفوف الكافرين وارتفعت الغبار ويضرب هذا ويقتل هذا ويقطع يد هذا ويقطع عنق هذا ويقول أنا أسد الله أنا حمزة بن عبد المطلب أنا أسد الله ويقطع ويجرح ويضرب حتى قتل كثير من الكفار يا الله وبين هؤلاء اربعه من اسره واحده هم لهند بنت عتبه قبل ان تسلم مات ابوها واخوها وزوجها وخالها فجاءها الخبر فاقسمت وتبكي وتصيح فاقسمت ان تنتقم من حمزه قد نشترم الله الرسول صلى الله عليه وسلم مكي Hicret edince onunla beraber Hamza radıyallahu ta'ala anhu idi. Ve radıyallahu an ilk önce Bedir gazvesine katıldı. Kafirlerden üç olmak üzere, Müslümanlardan da üç olmak üzere karşı karşıya kaldılar. Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Ubeyde İbni Harith. Üç ve orada üç kişi ve Hazreti Hamza'nın karşısındaki olan Şeybe bin Utbe idi. Kafirlerin başı olan. Daha Hazreti Hamza radıyallahu anh karşısına gelip de bir darbe ve iki darbe demeden onu yere serdi Hazreti Hamza radıyallahu anh anhu arda. Ondan sonra Kureyş'in saflarına girdi yarmaya başladı. Kiminki kafasını koparıyor, kiminki elini kesiyor duruyor, öldürüyor. Birçok kişiyi öldürdü Hazreti Hamza radıyallahu anhu ve arda. Ve bu kişilerin arasında dört tane müşriklerden aynı aileden idi. Hind'in babası, kocası, kardeşi ve dayısı idi. Hind bin Utbe İslam'a girmeden önce. Hal böyle olunca haber Hind'e yetişti. Ve aksemet yemin etti ki mutlaka Hamza'dan intikam alacağım dedi. أنت كم جام أقسمت أن تنتقم من حمزة فكان في مكة وحشي رجل معروف مشهور بالرماية إذا ضرب الهدف وإن كان بعيدا لا يخطئ لا يخطئ فقالت له يا وحشي. تريد أن أحررك تريد وليس هذا فقط بل اعطيك من الذهب والفضه ووعدته بكثير من الاموال الضخمه فقال كل هذا لي قالت نعم ان قتلت حمزه فقبل ويا ليت ما قبل فبدت معركه احد وحمزه دخل بصفوف الكافرين ويقتل ويجرح ويضرب وحم ووحشي ينظر اليه من بعيد قال وحشي بعد ان اسلم قال نظرت الى حمزه بيده سيفين الذي جاء امامه يقطع عنقه او يده او يجرح او يقتله لا احد يستطيع ان يقف قبال حمزه امام حمزه وانا كنت اختبئ وراء حجر وراء شجر حتى جاءت الفرصه فهزيت الرمح وضربت حمزه من ظهره فما كان لاحد ان يقتل حمزه الا غدرا فسقط حمزه ارضا بعد ما انتهى الحرب جئت ومزقت صدره واخذت كبده ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشهداء فإذا وجد عمه في زاوية من مكان حوله كثير من المشركين وهو موجود قتلى شهيد بكى 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 فرجع إلى المدينة والنساء يبكون على شهدائهم فقال أما حمزة فلا بواكي له أما حمزة فلا بواكي له والذي نفسي بيده أن الملائكة تغسله كما غسلت حنظلة الله أكبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن من الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع وأن الله لا يضيع و ان الله لا يضيع اجر المؤمنين Kardeşlerim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de birçok kişi öldürdüğü zaman ve bunların arasında Hind bin Utbe'nin akrabaları vardı. Dört kişi öldü. Babası dedi kardeşi kocası ve amcası dedik. Amcası dedi. Dört tane. Çıldırdı Hind. Feryat etmeye başladı. Dedi ki yemin ederim ki Hamza'dan mutlaka intikam alacağım. Ve Mekke'de meşhur bir tane vahşi adında bir mahir bir şekilde yani ok yani mızrağını attığı zaman hedefi kesinlikle şaşmıyordu. Meşhur Mekke'de. Gitti ve dedi ki dedi ki ona Ey vahşi! Sana altın vereceğim. Sana gümüş vereceğim. Sana bir sürü mallar vereceğim. Ama bunun karşılığı sen de bir şey isterim. Ama sen bunları yapınca özgür olacaksın. Kabul eder misin? Dedi ki ben de ne istiyorsun ey Hind? Ne istiyorsun? Dedi ki Hamza'yı Hamza öldürmeni istiyorum. Eğer kabul edersen bütün bunlar senin ve burada kabul etti. Dedi ki sen savaşma. Sadece Hamza'yı takip et ve onu öldür. Ve Uhud Savaşı başladı. Hamza girdi. Bunu kuruyor, bunu öldürüyor, bunu vuruyor kol yani Allah'ın aslanı olan diyordu ki var mı karşımda dikilecek olan bir kişi? Kim geldiyse onu bertaraf ediyordu. Kılıçla onu öldürüyordu Hamza. Ve vahşi Müslüman olmadan önce diyordu ki ben Hamza'yı böyle uzaktan izliyordum. Hamza'nın elinde iki tane kılıç vardı diyor. Kim önüne geldiyse onu yerle bir etti. Ya dedim ki nasıl bu adam? Nasıl bir güç, nasıl bir kudret sahibi bu adam? Tabii ki diyor ben bir taşın ardından bir ağacın ardından gizleniyordum ta ki Hamza'ya yakın bir yerde oldum. Ve mızrakla diyor salladım şöyle bir ona bir vurdum arkadan diyor ta karından çıktı diyor. Hamza düştü diyor. Ondan sonra geldim, göğsünü aldım, ciğerini çıkardım, kalbini söktüm ve gittim. Hal böyle onca savaş bitmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordur. Çünkü amcasını amcasını şehit olarak par, yani parçalar halinde olduğunu görüyordu sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye giderken Medine'ye giderken kadınlar ağlıyor şehitlerine diyor ki Hamza'ya ağlamayın. Hamza'ya ağlamayın. Muhakkak ki şu an nefsim elinde olan Allah yemin ederim ki Melaikeler Hamza'yı yıkadık, yıkadıkları gibi Hamza'yı gökte şu an yakıyorlar melekler diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu şekilde Hazreti Hamza vefat etti. İşte Allah Tebarih ve Teala diyor ki سكن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بنعمه من الله وفضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون istebşirun bi ni'metin min Allah ve fazl ve enna Allah la yudiyyu Allah yolunda ölü olanlara yani ölü demeyin diyor çünkü onlar Allah katında diridirler ve Allah katında rızıklanıyorlardır Allah tebaraka ve teala diyor. Farihin bima ma Allah Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin sevinci içerisinde nimetlerle baş başa onlar kalıyorlar. O istemşirune billezine ve daha henüz kendilerine ulaşmamış şehit kardeşlerine orada müjdeyi veriyorlar. Orada onlara ne e, keder ne de üzüntü haberini müjdesini alıyorlar. Ve istemşirune bi nimetin ve fadl ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin müjdesini veriyorlar. Vallahu la yudiyu mu'minin muhakkak ki Allah müminlerin ecrini kat kat verir verecektir ve zayi etmeyecektir diye Allah tebareke ve teala buyuruyor. Kardeşlerim bu şekilde Hamza'nın hayatı idi. Allah'ın aslanı idi. Allah'ın aslanı öyle Allah'a öyle Allah'a bağlanmıştı ki kema amarahu rabbuhu ve akhbarahu nebiyuhu sallallahu aleyhi ve sellem izinde idi. Allah nasıl emrettiyse ve nasıl göstermişse bu şekilde kulluğunu yapıyor. Müjdeler olsun onlara. Onlar cennetin en yüksek mertebesinde onlar şu an nimetleniyorlar. Ve yestebşirûne bi nimetin minallâhi ve Ve o ardından gelecek olan müminleri bekliyorlar. Nimetler içerisinde onlar nasıl yaşadıklarını Allah Tebareke ve Teala bize Kur'an'da söylüyor. Hazreti Hamza'nın kısası bu şekildedir. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.